Tarihi değiştirdiler. Bilimi manipüle ettiler. Sinema ve sanatla inanmamız ve etkilenmemiz gereken kodları bizlere yüklediler. Tüm dünyaya yayılan hastalıklar ürettiler. Yeni dünya düzeni için geriye tek bir hamle kaldı. Tek din projesi. Mavi ışık. Mavi ışık. Mavi ışık. İnsanların en hassas oldukları nokta manevi duygularıdır. Bir gün uyandığımızda mensubu olduğumuz inancın sembolünü size dönük olarak olağanüstü bir şekilde gökyüzünde görseniz nasıl bir tepki verirdiniz? Şimdi size konuyu daha iyi anlayabilmeniz için birkaç gerçek görüntüden oluşan videolar göstermek istiyorum. NASA'nın HARP projesi kapsamında yürüttüğü gizli projenin adı Blue Beam, yani Mavi Işık projesidir. Mavi Işık teknolojisi ise yeni nesil teknolojileri kullanarak kitleleri peşinden sürükleyen kişiler veya kutsal sayılan objelerin gökyüzünde ya da yeryüzünde bir ışık hüzmesi olarak doğaüstü bir olay gibi gösterilerek insanların etkilenmesi amaçlanmaktadır. Bu ise projenin sadece başlangıç aşamasıdır. Gökyüzünde yansıtılacak bir hologram ile sahte Mesih ve Mehdi figürleri, dini semboller, kutsal sayılan inanç ve objeler ile kendi istedikleri kişilerin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Illuminati yıllardır bu oyunu sergilemek için gizliden gizliye çalışıyor. Bilinen geçmiş tarihi değiştirerek bilimi manipüle ettiler. İzlediğimiz film, dizi ve çizgi filmlerde bilinçaltına yerleştirilen subliminal mesajları biz istemesek de bizim öğrenmemizi sağlayacak şekilde bir dayatma yöntemi ile yavaş yavaş bilinçaltımıza yüklediler. Artık geriye tek bir hamle kaldı. Mavi Işık projesini hayata geçirmek. NASA'nın çok gizli bir şekilde yürütmek olduğu proje, Serge Monas tarafından 1994 yılında basına sızdırmasıyla proje kısmen gizliliğini yitirmiş olsa da hala devam etmektedir. Bu projeyi basına sızdıran Serge Monas, çalışmalarına devam ederken projeyi ifşa etmesinden 2 yıl sonra 5 Aralık 1996'da tutuklanır ve hapse atılır.
hapse atıldıktan bir gün sonra kalp krizi geçirerek ölür. Komplo teorisyenleri bu adamın Mavi Işık projesini ifşa etmesinden dolayı gözaltına alındığını ve bu sebeple de öldürüldüğünü iddia etmektedir. NASA'nın harp projesi kapsamında uygulamaya koyduğu proje ana hatlarıyla birkaç aşamadan oluşmaktadır. Projeyi uygulamaya koyan kişilerin ilk yapmak istediği aşama ise hologram teknoloji kullanarak istenilen şekilleri ve figürleri oluşturup gökyüzünde veya yeryüzünde insanlara göstererek etki altına alınmasını amaçlamaktadır. Birazdan proje kapsamında neler yapılacağını duyduğunuzda bugüne kadar gerçekleşen birçok olayın Mavi Işık projesi ile bir bağlantısı olup olmadığını sorgulamaya başlayacaksınız. Ve bu korkunç projenin ne kadar geniş bir kapsamlı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Uygulamaya konulan projenin bu aşaması akıllara durgunluk verecek türden. Bu aşama daha önceki medeniyetler ve dinler hakkında bilgi veren arkeolojik bulguların çürütülmesiyle başlıyor. Peki bu nasıl olacak? Dünyanın çeşitli yerlerinde planlanan bölgelere kutsal sayılan ve arkeolojik bulgu görüntüsü verilmiş, binlerce yıllık olduğu iddia edilen çeşitli eşyalar gömülecek. Daha sonra bu bölgelerde yapılacak olan suni depremler ile ortaya çıkan eşyalarla bugüne kadar öğrenilmiş ve öğretilmiş dini ve ilahi bilgilerin yanlış olduğu ve bu yanlışlıklardan dolayı da bize anlatılanların yanlış olduğunu gösterilecek binlerce yıldır öğretilen ve tapınılan tüm otoritenin yanlış olduğu fikri empoze edilmeye çalışılacak. Zaten yıllardır bu projeyi destekleyen film sektörü de boş durmayacak. Ve bu mesajları insanların bilinçaltına işlemek için ellerinden geleni yapacaklar. Mavi Işık projesi kapsamında yürütülen ve ileri teknolojiler sayesinde hologram görüntüler oluşturulacak ve bu holografik görüntüler sonik ses dalgalarıyla her toplumun kendi dilinde, beyinlerde konuşuyormuş hissi verecek. Ve bu telepatik seslerden etkilenen insanlar da proje kapsamında oluşturulan yeni tanrıya çağrılacak. Zihin yıkım operasyonu yerden yaklaşık 90 kilometre yükseklikteki uydular yardımı ile yapılması planlanıyor. Teknoloji henüz test aşamasında ve test sırasında gökyüzünde belirlen görüntüler genellikle UFO ihbarı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak işin iç yüzü hiç de öyle demiyor. Çünkü projenin en çok dikkat çeken ve en önemli basamaklarından biri de bu aşamadır. Hatta bu aşamaya uzay şovu da denilse yanlış olmaz. Hologram teknolojisi ile yeryüzünde ve gökyüzünde insanların dikkatini çekecek şekilde oluşturulacak üç boyutlu şekiller, lazer gösterileri ve değişimli hologramlar ile dünyanın her köşesinde o bölgenin inançlarına bağlı olarak farklı şekilde hareket etmeleri sağlanacak. Bu yayınlar dünyanın dört bir yanından yapılacak. Özellikle Mesih ve Mehdi bekleyen dini grupların akıllarının çelinmesi amaçlanıyor. Gökyüzünde belirilecek olan farklı dinlerin peygamberleri ve sembol isimleri farklı coğrafyalarda gösterilecek. Hatta iddiaya göre Illuminati örgütü daha da ileriye gidip Hazreti Muhammed'i tafsir eden hologramlar ile Müslümanları kandırmaya çalışacak. Bu hologramlar eski dinlerin anlatımlarının yanlış anlaşıldığını, yeni ve tek bir din inancına geçilmesini söyleyecek. Bilim adamları holografik görüntülerin ve sonik ses dalgalarının gerçeğe çok yakın olması için çalışıyor. Hem bilgilerin bile kandırılması amaçlanıyor. Peki bu nasıl olacak? Proje kapsamında dinlerin çökmesine az bir zaman kala önceden söylenmiş kehanetlerin falcıların yorumları ile eş zamanlı bir şekilde ortaya çıkacak. Çok profesyonelce hazırlanmış şov sonucunda yeni Mesih tanıtılacak ve yeni dünya inancına empoze edilecek. Yapılan şov o kadar gerçekçi ve o kadar inandırıcı olacak ki kimsenin bu iddialara verilecek cevabı olmayacağı gibi bölgenin en bilgileri bile bu olay karşısında çaresiz kalacak. Projenin en önemli adımlarından biri de emici ışınlar. Bu teknoloji sayesinde fiziksel temasa ihtiyaç duyulmadan bir grup insan göğe yükseltiliyormuş gibi bir görüntü oluşacak. Uzaylıların insanları kaçırdığı inancı aslında bu testlerin bir sonucudur. Mısır'da iç karışıklığın olduğu dönemde kargaşanın bulunduğu noktada mahşerin dört atlısı olarak tanımlanan ancak Blue Beam projesinin bir parçası olan holografik görüntüler de doğaüstü bir olay olarak haberlerde yerini almıştı. Hatta çok önceki yıllarda Kabe'ye inen melek olarak bilinen ışık hüzmesinin Blue Beam projesinin kapsamında kullanılan holografik görüntü olduğu da iddia edilmekte. Bu tür görüntülere onlarca örnek verilebilir. Videonun başında da belirttiğimiz gibi bu görüntüler genellikle UFO olarak iddia edilmekte ve kayıtlara bu şekilde geçmektedir. Blue Beam projesinin
gerçekliği tartışma konusu olarak devam ederken, komplo teorisyenleri bu projenin insanlık üzerinde oynanan büyük bir oyun parçası olarak görüyor. Burada bizlere düşen ise önümüze konulan bilgileri iyi analiz edip doğru kararlar vermek. Aksi halde oyun kurucuların birer kuklası olmamak kaçınılmaz.